bütün şehir sakinlerinin dikkatine. Bugün bir suçlu daha firar etti. Herkesin dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Olamaz. Bir suçlu daha firar etmiş. Suçlu ve suç oranlarının her gün arttığı gibi yakalanan her suçlu da firar ediyor. Onları daha güvende tutacak bir hapishane lazım. Daha kapsamlı. İşte o çok kapsamlı ve güvenli hapishane burası. Size biraz göstereyim. Getirilen suçlular bu otomatik kapıdan içeri giriyorlar. Her yerde güvenlik kameraları ve alarm sistemleri devrede. İlk olarak suçlu bu odaya getiriliyor. Fotoğrafları çekilip kayıt altına alınıyor. Daha sonra buradan karşıya geçip sorgu odasına alınıyor. İşte sorgu masası. Ve sandalye. Bunlar da parmak izi alma kitleri. Evet. Sorgusu biten suçlu artık hücreye girer. Bu hapishanenin çok sağlam kapıları olan hücre odaları var. Burası üst kat. Ve burası da alt kat. Her hücre odasında bir yatak ve bir lavabo bulunur. Ve tabii masa. Hücre odaları tek kişiliktir. Bakın arkadaşlar, bu hapishanenin her tarafında büyük kilitli kapılar var. Kilitler bu şekilde açılıp kapılar açılır. Son olarak hapishanenin kontrol odası. Bütün güvenlik kameraları, alarm sistemleri ve otomatik kapılar bu odadan kontrol ediliyor. Bu da hava destek ekibi. Hapishanenin heliportuna yerleştirelim. İşte çalışanları. Bir komiser ve bir memur. Hadi bakalım görev yerine. Peki efendim. Teşekkürler Ayşe. Bu hapishaneyi bize kurduğun için. Rica ederim. Umarım hiçbir suçlu kaçmaz artık. Yeni hapishane bu mu? Yeni kaçtım zaten. Beni kesin yakalarlar. Yakalayıp da eğer beni buraya atarlarsa hayatta bir daha çıkamam. O yüzden birisinden yardım alıp bu hapishaneyi bir şekilde kullanılmaz hale getirmeliyim. Ama kimden yardım almalıyım? Buldum. Joker. Joker neredesin? Joker. Kim bana sesleniyor? Burada mısın? Biliyordum senin burada olacağını, dağlara taşlara kaçacağını. Ne işin var senin burada? Sen hapishanede değil miydin? Ben de kaçtım. Benim de başımı yakacaksa git buradan. Dur sana başka bir haberim var. Ne oldu biliyor musun? Ayşe yeni bir hapishane kurdu şehrin ortasına. Bir güvenlikli, bir kontrollü. Eğer oraya bizi atarlarsa var ya hayatta oradan çıkamayız. Ay, ne diyorsun? Ne yapacağız? Buldum. Bomba atalım. Kameraları var, bizi görürler. Benim yakıcı arabamla dalalım. Adamların radarları var. Senin o yıkıcı arabanla biz daha bir 3 kilometre daha yaklaşmadan bizi fark ederler. Ondan sonra da füzeyi gönder. Patlarız olduğumuz yerde. Tamam o zaman normal kaçtığımız yollardan kaçarız biz de. Kaçamayız diyorum. Beni anlamıyor musun? Full güvenlikli kontrol odası bile var. Kontrol odası mı? Bu her şeyi değiştirir işte. Ne oldu? Ne eğer diyor? O kontrol odasına girebilirsek bütün sistemi bozarız. Evet. Tamam o zaman. Ben bir yerlerde bilgisayar buluyorum o zaman. Hadi gidelim. Gidelim. Mit burası madenin yer. Aynen burası. Ben senin fotoğrafını çekeyim ablacığım. Çek canım, şuradan çekebilirsin. Şöyle geçersen daha rahat çekerim. Bilgisayara bağlayacağım şimdi, Wi-Fi ile bağlanacağım. Buradan şeylerine, uydularına, sistemlerine girmeye çalışacağım. Sen poz ver. Tamam. Hadi acele et biraz.
Çek. Şöyle de çek canım. Aa, böyle de çekeyim abla. Ay, dur. Bak dur şöyle de durayım ben. Şöyle bilgisayara doğru dayan. Böyle ben seni çekeyim öyle. Şöyle de çekeyim. Çabuk çabuk halledin. Bize bakıyorlar, bize bakıyorlar. %10 kaldı abla bağlanmamıza. Çekiyorum abla. Bir de böyle çek canım. Aa, böyle de çektim abla. Şöyle de çek. Hadi artık olmadı mı, bize bakın geliyorlar, bize doğru gelecek şimdi Ümit. Ne oluyor da kim bunlar, ne yapıyorlar? Efendim, hapishanenin yanında iki tane yaşlı teyze var. Geliyor Ümit. Gördüm gördüm. Hanımlar. Buyurun memur bey. Az önce bir genel uyarı yaptık. Mahkumumuz kaçtı, o yüzden güvende olmanız için evinizde olmanız gerekiyordu. Öyle mi? Biz burada yaşamıyoruz. Biz gezmeye çıktık. Fotoğraf çekinelim dedik. Öyle mi? Hı hı. Memur bey, şifreyi kırma... Çektiğimiz fotoğrafları yüklememize çok az kaldı. Onları yükleyip biz gitmeyi düşünüyoruz zaten. Buraya da gözlük gördük değil mi kardeşim? Evet, evet. Şimdi gidiyoruz. Hadi artık olmadı mı? Son fotoğrafı yükledik size. İyi günler. Yürü abla gidelim, daha gezecek başka yerimiz var. İnsan tatile gezmeye hapishaneye mi gelir ya? Hı? Neden oluyor? Olamaz. Güvenlik devre dışı kaldı amirim. Hemen Ayşe'ye haber verelim. Gelsin bunu tamir etsin. Neden oluyor böyle? Geldim geldim. Ne oluyor burada? Sorun nedir? Ayşe, Ayşe, hapishanenin güvenlik sisteminde bir şeyler oldu. Kontrol edilemiyor. Bu mümkün değil. Şu anda hiçbir şeyi kontrol edemiyorum. Alarmlar susmuyor. Bütün bilgisayarlar bozuldu. Dur dur dur, bir de ben bakayım. Önce şu alarmları kapatmaya çalışalım. Öf, olmuyor olmuyor. Bunun olabilmesi için birinin güvenlik sistemlerini ele geçirmiş olması gerekiyor. Aynı Wi-Fi ağına bağlanmış olması gerekiyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Kimse şifreyi bilmiyor ki. Kameralardan gördünüz mü? Hapishanenin çevresine birisi yaklaştı mı, o şüpheli bir şahıs? Hayır hayır, iki tane turist dışında başka kimse gelmedi. Onlar da burada fotoğraf çekildiler. İlginç bir durum. Hadi hadi kodları değiştir. Aa, alarmlar sustu. Kapılar kendine geldi. Oh, tamamdır arkadaşlar. Hapishaneye düzenlenen bu siber saldırıyı engelledik. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Wi-Fi çekim sınırına kadar hiç kimse yaklaştırılmamalı. Gördüğünüz aracı geri gönderiyorsunuz. Anlaşıldı Ayşe. Tamam.